بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين Bugün نصيب olursa معاذ بن جبل رضي الله عنه الى bilgileri paylaşacağız. normal akış seyrimizi takvimdeki seyrimize uygun hale getirmeye çalıştım. Ve Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ı bugün nasip olursa yad edelim, arzu ettim. İnşallah hayırlara vesile olur. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh sahabinin en fakihlerindendir. Ama onlar önce şunu söyleyelim. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh Medinelidir, hazretçilidir. Medine'de biliyorsunuz iki temel kabile yaşardı. Birisi Evs kabilesiydi, diğeri de Hazreç kabilesiydi. Yemen'den Seylül Arim diye adlandırılan selden sonra göçenlerdendir. Bölgede müthiş bir sel olmuştur. Ee, yine bu diyarda yapılan büyük barajı patlatmıştır, yıkmıştır barajın patlamasıyla birlikte zarar katlanmıştır. Çok büyük rakamlara ulaşmıştır. Ve bölgeyi birçok insan bu yüzden terk etmek zorunda kalmıştır. Bu iki kabile de önceden Evs ve Hazreç birbirinin öz kardeştirler. İkisinden büyüyen sülalenin birisine Evs denmiştir. Diğerine aşirete Hazreç denmiştir. İkisi de gelerek Medine-i Münevvere yerleşmişlerdir. Tekrar ediyorum bu sülale önceden kardeşlerden, öz kardeşlerden gelişmiş sülale iken giderek Yahudiler tarafından birbirine düşman edilmişlerdir. Ve Medine'de iki sülale çok defa birçok savaşın peşinden birbirini kırmış geçirmiştir. Yahudiler de Medine-i Münevvere'ye özellikle Buhtun Nasr'ın saldırısından sonra Buhtun Nasr canına iyice tak edince gelmiştir. Hem Kudüs'ü Yahudilerin ya da yaşadığı yerleri tahrip etmiştir, yıkmıştır, yumurmuştur, birçoğunu esir alarak götürmüştür. Nice insan ve nice belde harap olmuştur. Bu yüzden dolayı yine o korkuyla kaçıp da gelen işte yollarda Fedek denilen bölgelere, Vadil Kura denen vadilere, yine Hayber'e yerleşenler olduğu gibi Beni Nadir, Beni Kaynuka ve Beni Kureyza kabileleri de Medine-i Münevvere'ye gelerek oraya yerleşmişlerdir. Yani Medine'de hicretten önce Beni Nadir kabilesi Yahudi kabilesi vardır, Beni Kureyza Yahudi kabilesi vardır, Beni Kaynuka Yahudi kabilesi vardır. Es ve Hazreç olarak da Yemen'den gelen Arap asıllı olan insanlar vardır. Yahudiler üç kabile olmasına rağmen sayıca Es ve Hazreç'ten daha azdırlar. Es ve Hazreç bir araya gelince Yahudilerden daha güçlüdürler. Yahudilerin durmadan değişmez mizaçlarından birisidir. Kendilerinden daha güçlü olanı zayıflatmanın yollarını bulurlar. Nitekim bu iki kabileyi, bu iki kardeş kabileyi birbirine düşürmüşlerdir ve yıllarca birbirlerini kırmış geçirmişlerdir. Peygamber Efendimizin hicretinden beş yıl önce Musab İbni Umeyr radıyallahu anh'ın Medine'ye gelişinden üç yıl önce Buaz Savaşı diye bir savaş olmuştur. Bu savaşta hakikaten büyük zayiatlar verilmiştir. Taraflar birbirine dengeli olduğu için, taraflar dengeli olunca savaş daha uzun sürer. Dolayısıyla can kaybı ve tahribat daha çok yaşanır. Haliyle iki taraf birbirine kırmış geçirmiştir. Hatta birbirlerinin evlerini bile ateşe vermişlerdir. Bunun üzerine nice şiirler söylenmiştir, nice ağıtlar yakılmıştır, nice tahrik edici veya karşı tarafı düşman görücü mısralar birbirine takip etmiştir. Bu da sonraki yıllara bir de geçinmeyi çok zor hale getiriyor. Bunlar da bütün hem Yahudilerin kışkırtmalarıyla olmuştur hem de işlerine yaramıştır. Çünkü böylece Evs ve Hazret kabilesi birbirine düşman zayıflayınca Yahudiler güçlü konuma gelmişlerdir. Yıllarca hep böyle olsun istemişlerdir. Şimdi böyle olduğu için yani arkasından Musa b. Umeyr radıyallahu anh bu yaralar daha tazeyken geldiğinde Yine Es ve Havzeci bu sefer iman kardeşliğinde İslam'da buluşturduğunda, aralardaki yaraları sarmaya çalıştığında, yapılanların hatalı olduğunu söylediğinde, insanları kardeş etmek için çırpındığında bu hem iki tarafta akrabalık bağı kuranların, Evsten kızlar var, Hazreç'te, Hazret'in kızları var, Evs'te. Yani iki tarafın birbirlerinde torunu var. Düşünün şey yapın, iki taraf birbirini kırıp geçirince bu insanlar ne yapacaklar? Bu insanlar yani Musa İbni Umeyr'in, Abdullah İbni Mümektum'un, Esad İbni Zürara'nın, yeni Müslüman olan Medinelilerin bu gayretini gördükçe kadınlar, çocuklar, yaşlı insanlar, böyle iki arada biri derede kalanlar çok mutlu olmuşlardır. Bu düşmanlığın gitmesini istemişlerdir ve giderek Müslüman olmayan bile Musab'la arkadaşlarının bu gayretlerini takdir etmişlerdir. Giderek İslam yeniden Müslümanları bir araya getirerek ne yapmıştır? Kardeş ilan edince Müslümanlar bu sefer hele de gelip muhacirlerde onlara katılınca yeniden Yahudiler zayıf duruma düşmüşlerdir. Bu yüzden dolayı da Müslümanlara yeniden haset ve kinle dolmuşlardır diye öyle ifade edelim. Geri dönelim. Dolayısıyla Evz-i -e kabiletinin kabilesinin iki kabilenin Hadzec kolundan kim? Muaz İbni Cebel radıyallahu anh. Geri döndük şimdi yine. Muaz radıyallahu anh'ın Muaz ismine. Muaz sığınan demek yani biliyorsunuz sığınan demek. E, Rabbine sığınan kastedilir. Daha ziyade kelimesi kelimesinden e, sığınan. Bunun kadın için kullanılanı da vardır. Muazze şeklinde ama çok yaygın değildir. Bir şey daha var. Muaz isminin Mekke'de ben Mekkeli bir sahabi Muaz adında tanımıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ama Medine-i Münevvere'de Muaz ismi çok yaygın. Yani Medine'de var. Bizim tanıdığımız mesela Muaz var. Yine Amr İbni Cabuh diye bir sahabi var. Uhud Savaşı'nda bir ayağını zor kullanacak yere basamayacak derecede topaldır ama tek ayağının üzerinde seke seke dövüşmesi dillere destandır. O orada şehit olmuştur. Yavrularından birisi de onu korumaya çalışırken şehit olmuştur. Onun oğlu var Muaz diye. Ha, Amr İbni Camuh'un oğlu Muaz var. Bu Muazla bir de Afra'nın oğlu Muaz var. Afra da Medinelidir. Dolayısıyla Ebu Cehil'i yere seren bu Amr İbni Camuh'un oğluyla Afra'nın oğlu Muaz'dırlar. Muaz adı da dolayısıyla Medine-i Münevvere'de yaygındır. Muavvid adı da ondan gelen bir kökle Medine-i Münevvere'de olan isimlerdendir. Yine Medine'nin en önde gelenlerinden birisi olan Sa'd radıyallahu anh var. Sa'd İbni Muaz babasının adı Muaz'dır. Sa'd İbni Muaz Hendek Savaşı'nda aldığı okun tesiriyle bir müddet tedavi olduktan sonra daha sonra yara atar damar bir türlü durdurulamadığı için şehit olanlardandır. Ama bir de Sa'd ibn-i Muaz var. Başka Muazlar da var. Yani Muaz ismi dolayısıyla Medine'de yaygındır. Muad ibn Cebel radıyallahu anh da, evet Medinelidir. Henüz 20 yaşına gelmeden önce ve Peygamber Efendimiz'de Medine'ye gelmeden önce Musab İbni Umayr'in davetleriyle Müslüman olmuştur. İkinci akabe biatında yine 20 yaşına gelmeden önce bulunmuş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ikinci akabe biatında o da gün gelip İslam'ı ve Resulullah'ı korumak zorunda kalırlarsa kendi canlarını, kendi mallarını, kendi hızlarını nasıl koruyorsa aynı şekilde koruyacaklarına dair biat eden kimselerden birisi de odur. Haliyle ne oluyor? Gençliğinin baharında Müslüman olmuştur. Bu ikinci akabe biatında Peygamber Efendimiz aynı zamanda 12 kadar temsilci seçmiştir İslamı medine Medine'yi münevverede temsil etmek için kendi kabilelerinde o seçimlerden sonra e, Medine'yi münevvere dönmüştür. Muad İbni Cebel yaşının gençliği, tazeliği sebebiyle bu 12 kişiden birisi değildir. Ama Medine'ye dönünce gençliğine uygun bir çete kurmuşlardır. Bunu zaman zaman bahsediyorum. Biraz da hoşuma gidiyor. Biraz da gençlere yakışıyor. Çete ne evlerden put yürütme çetesi. Medine-i Mürevvere'deki putlar sokaklarda değildir. Şehrin meydanlarında değildir. Biliyorsunuz Mekke'deki Kabe'nin çevresindedir. Kabe'nin çevresinde her güne ait 360 tane put var. Sadece Kabe'nin çevresinde değil, Safa ile Merve tepesinde de var. Bu yüzden Safa ile Merve arasındaki sayı Medineliler daha sonra veya Müslüman olanlar ne gibi iki putun arasında gelip gitme gibi kabul etmedikleri için sağ yapasıları gelmiyor. Estaizu billah innez vel mervete min şâirillah Femen haccel beyte evi'i temara felâ cunâhâ aleyki en yattavve febihime Ayet-i kerime bunun üzerine iniyor. Dolayısıyla ayet-i kerime nüzul sebebi bilinmediği için yanlış da anlaşılıyor. Safa ve Merve Allah'ın şiarlarından birer şiardır. Onların arasında say etmenizde, gidip gelip tavaf etmenizde bir günah, bir mahsur yoktur diyor ayet-i kerime. Bundan Safa ve Merve'deki arasındaki caizdir, gidip gelinebilir. Ama bizden ne diyorsun Biliyorsunuz say vaciptir. Vacip derecesini ifade etmez bu ayet. Yani say yapmanın günahı yoktur ifade eder deniliyor. Böyle anlaşılmamalıdır. Bu neye cevaptır? Oradaki Safa Merve arasındaki say, iki put arasında say değildir. Böyle anlamayın demektir. O putlar oraya sonradan putperest zihniyet tarafından konmuş. Birisinin ki isaf, birisinin nailedir. Dolayısıyla onları oradan izale edin, kaybedin. Onlarla ilgisi yok. Bu hadisenin Safa Merve arasındaki say meşrudur. İbadetin bir parçasıdır. Onu yapmakta vebal yoktur. Aksine o emredilen bir şeydir manasındadır. E, bunu bundan kopar da mücerred olarak incelemeye kalkarsan etsen de olur, etmesen de olur cinsinden bir şey çıkar. Murat o değildir. Buradaki töhmeti, günah duygusunu iki put arasında gidip gelme duygusunu ortadan kaldırmak içindir ayeti kerime. Anlaşıldı mı? Burada putlar dışarıdayken Medine'de nedir? Soylu asil insanların evlerinde put vardır. Bu putlardan birisi de Amr İbni Camuhun demin adı geçen aziz sahabinin putudur. Son derece kıymetli olan putlardan birisi de onun evindedir. Bu gençlerde ev içerisine bir yabancının girmesi son derece abes karşılanır. Dolayısıyla evin içerisinden bir genci birisini de elde ediyorlar. Putu evden dışarı verdirtiyorlar. Sonra da o putun bir güzelce canını okuyorlar. Çok defa da parçalıyorlar. Sonra e, birisine, fakir birisine odun etsin diye veriliyor. Çünkü putun kütüğünden çok güzel odun oluyor. Abanoz denilen e, sonda da sık dokulu bir ağaçtan olduğu için bizde biliyorsunuz çam ağaçını yaksanız gürül diye yanar geçer. Yani yakmak için, tutuşturmak için çok güzeldir. Ama hızlı yanar. Kavak ağacı mesela o kadar alev vermez. Yani yanışı zayıftır. Meyve ağaçları şayet armut ağacını erik ağacını ve benzeri ağaçları yakarsanız ısısının çok olmadığını görürsünüz. Yani ısı yüksekliği yoktur. Ama mesela gürgen veyahut da meşe ağacı, meşe ağacı hem sık dokuludur, uzun yanar ve uzun süre devam eder. Akşamdan odunu korsanız, şimdi odunları falan unuttuk ama sabaha kadar ısı vermeye devam eder. Böyle bir yapısı vardır. Abanuz ağacı, meşe ağacından daha sık dokulu bir ağaçtır. Hatta suya koyunca batan bir tip ağaçtır. Dolayısıyla ısısı ve verdiği sıcaklık iyi devam ediyor. Bu açıdan közü de ve benzeri kullanışlı közdür. Bir güzel e, yakılıyor, kullanılıyor, oldukça da faydalı oluyor. Bununla ilgili yine belki paylaştık mı tatlı bir hatıra da var. Peygamber Efendimiz hicret edince Kubaya inince biliyorsunuz ertesi gün Hazreti Ali radıyallahu an onunla ilgili emanetleri ne yapmıştır? dağıtmıştır Mekke-i Mükerreme'de. Sonra gelerek Peygamber Efendimiz daha Kuba'dayken e, gelmiş Kuba'da. Peygamber Efendimiz'e yetişmiştir. Peygamber Efendimiz de sevinmiştir. Kuba'da kaldıkları sırada Hazreti Ali'nin dikkatini bir ev çekiyor. Yakında bir ev var. Biraz gariban duruşlu bir ev. Akşam karanlık basınca birisi oraya geliyor kapıyı çalıyor. E, kadına bir şeyler söylüyor ve benzeri. Hep de karanlıkta geliyor her şey olarak. O dikkatini çekmişti. Sonra sormuştur. Bu ev kimin evi diye. O demişlerdi dul bir kadıncağızın evi. Çocukları da var. Dul bir kadıncağızın evi. Bu sefer tedirgin olmuştur. Ertesi gün gitmiştir. Kadının kapısını çalmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh demiştir. Ortalık kararınca buraya birisi geliyor. Sizi taciz mi ediyor? Rahatsız mı ediyor diye sormuştur. Kadıncağız hayır demiştir. O iyi bir insan. Böyle böyle evlerden yürüttükleri putları kırıp diye bana getiriyorlar. Yakayım diye demiştir. Bunu anlatan sahibi diyor ki demek ki görmüş hadiseyi takip etmiş. Sonraki yıllarda sonraki yıllarda Ali'yi gördüm hep o adamı kayırırdı diyor. O genci kayırırdı. Yani hakkında ilk önce kötü düşünüyor. Sonra iyi niyetli birisi olduğunu öğrenince hep onun tarafını tutardı. Onu kayırırdı. Ona yardım etmek isterdi diyor. Ee, bu da yani gençlerin arasında yaşanan bir başka tatlı hatıra olsa gerektir. İnsan e, farklı zanneder. Yani bir an evvel de kendi zannını düzeltmelidir. Töhbete de devam etmemelidir. Geri döndük. Bu insanlar da Muaz radıyallahu anh da bu çetenin içerisinde evlerden put yürütüyorlar. Bununla ilgili bir hatırayı paylaşayım. Ne manaya geldiğini ifade için. Amr ibn Cabu yani yine Medine'deki en önde gelen insanlardan birisidir. O topal savaşlarını söylediğim kişi. Onun da evinde çok güzel bir putu var heykeli var. Haliyle her sabah ona güzel kokular sürüyor. Gerekli saygı duruşunu yapıyor ve benzeri ediyor. Ee, ne yapıyorlar? Mu onun oğlu olan Muaz'ı da elde ediyorlar. Amr İbni Cemuh şu Muaz'ı oğlu Muaz'ı, Muaz İbni Cebel diğer arkadaşları elde ediyorlar. Evden putu buna yürüttürüyorlar. Dışarıya veriyor. Dışarıda putu giderek bir kuyunun içerisine atıyorlar. Kör kuyunun içerisine susuz kuyunun içine atıyorlar. Amr ibn camuh, arata arata putu bulduruyor, temizliyor, yeniden güzel kokularla beziyor, yeniden köşeye koyuyor. Bizinkiler putu gene yürütüyorlar, daha uzak bir yere atıyorlar. Bu sefer keşke parçasılar demek ki imkan bulamadılar. Atıyorlar, araya 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 çobanları soruyor, herkese de arattırıyor, yine bulduruyor putu. Yine siliyor, süpürüyor, temizliyor, kokuluyor. Boynuna bir hilat, Arkasından da yine boynuna bir kılıç asıyor. Arkadaş kendini koru diyor. Seninle uğraşıp duramam. Kendini koru diyor. Gençler tabi manzarayı görünce gülüyorlar. Ama putu gene yürütüyorlar. Bu sefer şehrin dışında bir uçurumun dibinde çöplüklerin atıldığı bir yerde bir de bir yerden köpekleşi buluyorlar. İkisini birbirine bir güzel sarıyorlar. Uçurumun dibine gönderiyorlar. Arıyor arıyor bulmaktan ümidi kesiyor. Bulamıyor. Sonra çobanlık yapan bir kadın, kadın görüyor yani onu, onu. Senin put diyor falan uçurumun dibinde diyor. Amr ibn Camuh bir varıyor. Köpek leşiyle beraber bizim put kucak kucağa yatıyor. Arkadaş diyor yolculuk burada biter diyor. Köpek leşiyle yan yana yatanı bir daha diyor ben put diyor kullanmam. Kusura bakma diyor. Yolculuğu öyle başlamıştır şey olarak ve bunun İslam'a girişi de bu hadiseden sonra olmuştur. Zaman zaman takılıyorum Ebu Derda'nın putu gibi. Ara sıra herhalde Gence yakışır bu nevi hareketler e, bekleniyor. Bunu her zaman yapamıyorsunuz. Bu gençlere uygun bir hareket tarzıdır. Haliyle bu şekilde tatlı bir çeteleri vardır. Kimin de? Muad İbni Cebel radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz Medine'ye gelinceye kadar bu nevi hareketler devam etmiştir. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra Muaz İbni Cebel radıyallahu anh onun yanından ayrılmaz bir genç olmuştur. Allah'ın kelamını böylece Allah Resulü'nün bizzat kendisinden duyabiliyor, öğrenebiliyor. Önceki öğrendiklerine yeni öğrendiklerini ilave ediyor. Yine Peygamber Efendimiz'den şer'i bilgiler alıyor. Ashab-ı Suffe ile olan sohbetlerine katılıyor. Oradan bilgiler elde ediliyor. Fıkhi incelikleri, hükümleri, alimler alimi, İki cihan güneşinden alarak yine ilim dağarcığında bir araya getiriyor. Cenab-ı Allah her insana her kabiliyet vermemiş. İnsanlar farklı farklı, iyi ki farklı farklı. İnsanlar hep aynı kabiliyette olsaydı bazı şeylerin değeri kaybolurdu. Herhalde dünyadan da yani rahat huzur kalkardı. Herkes aynı şeye hırslı olurdu. Herkes aynı şeyi beklerdi içinde bulunan duruma razı olmazdı. Şöyle böyle şöyle neler olacağını hayal bile etmekte zorlanıyoruz. Meyiller farklı, kabiliyetler farklı. Hem insan hem aynı özellikler var her insanda. Hem akıl var, hem zeka var, hem duygu var, hem hisler var ama her birinin ki çeşnili, son derece çeşnili. Ee, bunu şunun için söylüyor. Muad İbni Cebel radıyallahu anh da hem çok keskin zekalı bir insan hem de zekasındaki bilgileri süzmesini, netice elde etmesini davranırken net davranmasını, konuşurken net konuşmasını bilen birisidir. Muad İbni Cebel radıyallahu anh tekrar ediyorum. Zihni berraklığı, keskin zekası, net karar verme kabiliyeti, konular dağınık bile olsa süzüp, eleyip netice çıkarma kabiliyetini başaran, haliyle fıkıh da bunu istediği için fıkhi kabiliyeti sahabiler içerisinde en yüksek olanlardan birisidir. Bazı insan görüşünüz bilgisi çoktur, darmadağınıktır. Bir oraya bir buraya yani anlattıklarını anlatır. Siz netice ulaşmak için kafanız iyice karışır. Bugünkü şeylerin akademik ortamların hali gibi diyelim. Kafaları karma karışık etmesen son derece iyi beceriyorlar. Ama Muaz radıyallahu anh'ın aklı çok net, süzme kabiliyeti çok yüksek. E berraklığı son derece yani şeffaf cam gibidir. Çok güzel hoşuma giden bir şiir var. A A Arapçası oldukça güzel. Türkçe olarak şöyle ifade ediyor. Yani insan sakin gönüllü, durgun ve berrak insanlar hiç üzerinde bir dalganın bile kıpırdadamadığı göllere benzer diyor. Onlarda gökyüzünün berraklığını, gündüz maviliğini, dolaşan beyaz bulutları, geceleyin yıldızları görürsün. Ama iş dalgalanınca hiçbirini göremezsin. Dalgalı deniz gökyüzünü yansıtmaz. Ama berrak olan zemin gökyüzünün aynası gibidir. Oradaki her şeyi görürsün canla. Safi olan gönüller de öyledir. Cenab-ı Allah'ın tecellisini o durgun ve berrak gönüllerde görürsün diyor. Bunun gibi yani geri döndük. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ın duyguları oldukça berraktır ve birçok güzellik orada görünebilir, tecelli eder. Tabii gösterdiği gayretlerin, yine gösterdiği ilim yolundaki sabrın ve ısrar neticesi olarak en iyi Kur'an bilenlerden ve en iyi fıkhi bilgiye sahip olanlardan birisi o olmuştur. Genç yaşında gösterdiği sabır ve gayreti, keskin zekası, aynı zamanda bunlarla bütünleşen güzel ahlakı, güzel konuşması, engin cömertliği ile aynı zamanda gönüller fetheden bir insan olmuştur. Bu engin cömertliği dedim, cömertliğinin sonu yok. Tabiri caizse cömertlik konusunda bu kanaatimi söylüyorum. Çok da edebe uygun değil ama söylemek zorundayım. Cömertlikte de dozu kaçık. Söyleyeceğim, sebebini söyleyeceğim. Sonra e, dozu kaçık, sınırı yok onun için demeyi istedim. Ama yani güzel tarafına dönelim. İnsan kusursuz olmaz. Sahabi de olsa kusursuz olmaz ama bazen kusur bile güzel oluyor. Yani var olan kusur bile güzel oluyor. Muad İbni Cebel'in radıyallahu anh, en büyük kusuru elinde mal diye bir şey bulundurmaması. Evet. Yerine göre o bile güzel ama güzel olmayan tarafı da var söyleyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Efendimiz bir hadisi şeriflerinde demin ne dedim? Sabirin en güzel Kur'an-ı Kerim, en çok Kur'an-ı Kerim bilenlerinden, hafızlarından ve bilgisi net olanlarından. Peygamber Efendimiz istekriyul Kur'ane min Kur'an-ı Kerim'i şu dört kişiden öğrenin diyor. Min İbni Mesud, bu kim? Abdullah İbni Mesud. Abdullah İbni Mesud sahabilerin en kurası kabul edilir. Ve Salim Mevla Ebu Huzeyfe. Ebu Huzeyfe'nin azatlı bir kölesi var. Kölesi azat etti. Sahabilerin en kurralarından birisi odur. İkinci olarak kimin ismi zikrediliyor? Bu Salim'in ismi zikrediliyor. Daha önce yani zaman zaman köle hakkında bana sorular da soruyorsunuz. İslamiyet'teki kölelik anlayışını hiçbir zaman Avrupa'daki veya Amerika'daki gibi anlamayınız bir de köleliğin bir anda bitmesi insanlığın da hayrına değildir. Onların bile hayrına değildir. Çünkü binlerce insan var bir anda ortada malsız mülksüz kalsalar ortalık fitne ve fesada bölünür. Ama şunu diyeceğim salimi kölesi olduğu aile bütün çocuklarından daha fazla seviyor. Salim de o aileyi daha çok seviyor. Dolayısıyla daha sonra efendisinden azat olduktan sonra da hiç ayrılmamıştır. Her ikisi de Yemama Savaşı'nda şehit düşmüştür. Efendisiyle birlikte. Aynı zamanda Salim'in vefatı da Kur'an-ı Kerim'in toplanmasındaki en büyük unsurlardan birisidir. Birçok kurra biliyorsunuz Yemama Savaşı'nda şehit olduğu için Hazreti Ömer Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesini Ebubekir Bekir Hazretleri'ne teklif etmiştir. Bunların önde gelenlerinden en göze batanlarından bir tanesi şüphesiz Salim'dir. Burada da Peygamber Efendimiz İkinci olarak Salim'in adını zikrediyor. Ve Übey İbni Ka'b, Übey İbni Ka'b Tevrat'ı da bilen bir insandır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in bütününü hıfz eden, kıraatı son oldukça düzgün olan, biliyorsunuz cemaat halindeki teravihin ilk bütününü kıldıran kişi de kimdir? Übey İbni Ka'b radıyallahu anh'tır. Dördüncü olarak bunların içinde yaşça en küçük olan odur. Muad İbni Cebel radıyallahu anh dört zirve kariden birisi olarak zikrediliyor. Bu hadis müttefakun aleyhtir. Yani hem Buhari'de olan hem Müslim'de olan daha birçok kaynakta olan bir hadistir. Muaz radıyallahu anh, Kur'an'ı hem ezberleyen, hem yaşayan, hem yazıya geçirip yazılı koruyan, hem fıkhi inceliklerini öğrenmek için gayret eden, öğrenen ve dağcığına yerleştiren birisidir. Yani Kur'an'ı tekrar ediyorum, hem okuyor, hem ezberliyor, yani ezberinde bütünü hem yazılı olarak koruyor, hem ahkamını öğreniyor, ahkam inceliklerini öğreniyor, fıkhi inceliklerine vurgu yapıyor, bunları biriktiriyor, diğer bilgileriyle beraber bütünleştiriyor. Yine Enes radıyallahu anh, biliyorsunuz Enes yaklaşık olarak Muaz'dan 8-9 yaş daha küçüktür. Enes radıyallahu anh, 10 yaşlarında da Peygamber Efendimiz geldiğinde, o da Medine'lidir Enes radıyallahu anh. Muaz radıyallahu anh gibi Necer oğullarındandır. Ee, Muaz'dan küçük olan bu aziz sahabi diyor ki sonraki yıllarda Medine'lilerin Kur'an yolundaki gayretlerini ifade etmek için Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle bilen, insanlara aktaran, koruyan, kollayan dört insan vardı. Dördü de Medine'li diyor. Yani Medine'lilere ayrıca vurgu yapıyor. Burada Mekke'liler zikretmiyor. Ceman Cemal Kur'an'a ana ahdi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem erbatun Resulullah devrine kurbanı kerimi bütünüyle derleyip toplayan dört kişi vardı. Kulluhum minel ensar. Bunların hepsi ensardandı. Muad İbni Cebel diye ilk olarak onun adını zikrediyor. Ve Übey İbni Kabı o da Medinelidir. Onu zikrediyor. Ve Zeyd İbni Thabit bu da biliyorsunuz Medinelidir. Aynı zamanda vahiy katibidir. Ve Ebu Zeyd olarak zikrediyor. Bu hadis-i şerifte müttefakun aleyhtir. Ben önceleri merak etmiştim. Bu Ebu Zeyd kimdir? Yani hakkında bilgi yok. Medine'li olduğu kesin. Herkes de bu hadisten alarak söylüyor. Kurralardan olarak her yerde hemen hemen adı geçiyor. Ama hakkında neredeyse yani yarım sayfayı dolduracak bilgi bulmakta zorlanıyoruz. Kaynaklar dönüp dolaşıyor bunun Enes'in yakın akrabalarından olduğunu, Enes'in amca tarafından biri olduğunu zikrediyor ama hakkında fazla bilgi olmadığını da onlar da kurra ve kıraatla ilgili bilgilerin dışında ben hemen neredeyse hiçbir bilgi vermiyorlar. Daha doğrusu ben bulamadım diyeyim. Haliyle baktığım kaynaklarda yok idi. Ama Ebu Zeyd e, kıraatla ilgili hatta Ulumul Kur'an kitaplarında Ulu El Burhan fi Ulumul Kur'an, El İtkan fi Ulumul Kur'an, Menahül El İrfan fi Ulumul Kur'an gibi Ulumul Kur'an kitaplarında kıraatla ilgili bölümde hemen hemen daima adı geçer ama hakkında sahabi kaynaklarına indiğimizde çok fazla bilgi bulamıyoruz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine Muaz radıyallahu anh için bu gayretlerin sonunda ne de zirveye doğru yükseliyor. A'lem ümmeti bil halal vel harami Muaz İbni Cebel diyor. Ümmetimin helal ve haramı en iyi bileni kimdir? Muaz İbni Cebel'dir buyuruyor. Onunla ilgili güzel sözler derlense herhalde çok ciddi bir yekün tutar. Ama ben söz verdiğim deminki kuturuna dönüş yapacağım. Muaz İbni Cebel eline ne geçerse arkadaşlarıyla bir güzel yiyor. Herkese veriyor, herkese dağıtıyor ama parası yetmeyince borç da alıyor. Sıkıntı burada. Herkes onun cömertliğinden, dostluğundan, yakınlığından, güler yüzünden, konuşunca inciler saçan, ifadeleri aynen öyle ben söylemiyorum. İnciler saçan kadar güzel konuşan Muaz çok defa borçlarını da ödeyemez duruma düşüyor. Bunu şunun için söylüyorum. Biz fıkıhta Muaz İbni Cebel iflas hukukunda adı geçenlerdendir. Bitiriyor. Hatta biliyorsunuz yani Peygamber Efendimiz Muaz'ı çok seviyor. Alacaklılarına hatırım için diyor Muaz'a ya da dokunmayın. Ona mühlet verin ve benzeri diyor. Gele gele alacaklarını da burasına gelmiş. Ya Rasulah diyor hatır matır yok artık diyor. Yani onlar da dolayısıyla yani bu yani bu alacaklıya sorarsan yani Muaz İbni Cebel'in bu davranışını kabul etmiyorlar. Dostlarına sorarsan Muaz sonsuz cömert. Anladık ama Bir bu taraftan bile bu taraftan bakacaksın aynı hadiseye. Benim kardeşim bir geyik tutmuş. Ah karaca çok güzel bir hayvan. Yavru buymuş. Beslemit ve benzeri. Yarası da varmış. Tedavi etmiş. Kısaca herkes ne kadar sevimli olduğunu anlatıyor. Teyzem hiç de sevimli değil dedi. Niye teyze ne kadar güzel, bakışı güzel, tüyleri güzel, bilmem nesi güzel, benim fasulyeleri yiyor dedi. Şimdi ona fasulyeyi yemese onun için kötü olmaya yeterli. Yani emek çekmiş, dikmiş fasulyeyi giriyor bir güzel yiyorsa o hayvan güzel değildir. Eğer ormandaki filizlere, fidanlara soruyorsan ceylan da güzel değildir, keçi de güzel değildir. Aslan, kaplan, kurt çok güzeldir çünkü kurtlar filizlere dokunmuyor. Veya aslanlar dokunmuyor, kaplanlar, parslar dokunmuyor, leoparlar dokunmuyor o açıdan bakarsan bakış açısına bağlı dostlar açısından bakarsan Muaz İbni Cebel radıyallahu an her davranışı güzel. Yani netice itibariyle ama al alacakları işte de öyle demiyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim sonunda Muaz'ın mallarını satarak şeylerine alacaklarına dağıtmak zorunda kalmıştır. Ama Muaz radıyallahu an bu tarafın geriye bırakırsan yani Allah için her davranışıyla, yaşayışıyla, her şeyle çok güzel bir insandır. Hakkındaki kelimeler dağları tutacak kadar çoktur. Kâb İbni Malik mesela onun için diyor ki, Kâb İbni Malik biliyorsunuz şair ve edip bir insandır. Peygamber Efendimiz de şairlerindendir. Çok güzel bir gençti, sıcakkanlıydı, herkesin yakınlık duyduğu insanlara karşı hoş tavırlı biriydi kabilesinin en hayırlı gençlerindendi. Muaz üzerinde toz kondurulacak bir insan değildi diyor. Doğru olan budur. Tabii bu sıcak kanlılık ifadesine ayrıca zaman zaman vurgu yapıyorum. Yine vurgu yapmak istiyorum. Mümin sıcakkanlı olmalıdır. Soğuk tavırlı, uzak tavırlı, itici olmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz el-mu'minu alifun me'lufun. La hayre li men la diyor. Mümin sıcak kanlıdır. Kendisiyle çabuk kaynaşılır. Sözleri, tavırları, hareketleri, bakışları kendisiyle kaynaşılmasına davet edicidir. Anlaşıldı. Buz gibi duran bir insan değildir. olarak. Bunun devamı daha belki şeyci. Nedir devamında? itici olan, kendisiyle kaynaşılamayan insan insanda hayır yoktur diyor. La hayre li men la İ'telefe nektir? Gönlün gönlüne ısınması demektir. Evcil hayvanlar insanlara ısındığı ve insanların yanından ayrılmadığı için hayvanun elif denir. Bizim evcil hayvan dediğimize elif insanlarla kaynaşılan hayvan manasında hayvanun elif kelimesi kullanılır. Yani bir Müslümanı görseniz haliyle ne olur? Ora sıcaklık duymalısınız. Davranışları, sözleri ve benzeri hareketleri bir şey sorduğunuz zaman sizinle konuşma şekli kaynaşıcı olmalıdır. Bunu zaman zaman söylüyorum. Yani Allah için bir yere gidiyorum. Gecenin saat 11'i. 11'de otobüste evimize dönüyoruz. Bir fırının yanında bir durak var. Duraktan 2-3 bayan bindi arabaya. Bayanlar ikisi açık biri tesettürlü öyle diyeyim. Bayanlar arabaya bindi arabanın içerisini sıcak ekmek kokusu kapladı. Anlaşıldı ki çantalarında sıcak ekmek var. Neyse o eskiden araban girince şoförün arkasında içe doğru dönük koltaklar vardı. Şimdi o arabaları görmüyorum. Hemen şoförün arkasından başlayan içeriye doğru dönük koltuklar vardı. Orada yer buldular. Orada bir bayanın yanına oturdular. Birisi başka tarafa oturdu. Oraya oturunca çantasını açtı. Yani şey olarak büyükçe de bir çanta açtı. İçerisinden bir ekmek kopardı. Yanındaki bayana verdi. O da çarşaflı bir bayan. Ya dedi evde ekmek vardı dedi ama Sınıfı fırının yanındaydım dedi. İçeriden sıcak ekmek kokusu gelince canım çekti. Girmiş içeriden sıcak ekmek almış. Senin de canın çeker şimdi diye verdi kadına. Vallahi keşke gönlümden gelen duygu şuydu. Keşke bu davranışı o çarşaflı bayan ona yapabilseydi. Ama o ona yaptı. Çarşaflı bayan da aldı. Keşke o ekmeği orada yeseydi. Yani aldığı ekmeği o da yani milletin ortasında belki yememek duygusuyla çanta yok lüzum etme şu bu dedi ama sonra aldı çantasına koydu. Ben olsam orada yemeği onun hatırına tercih ederdim. Şimdi bu duyguyu istiyoruz biz. Aynı şeyi tesettürlü bir bayan tesettürsüze yaptı. Vatan Caddesi'nde yanlış otobüse biniyordu. Koşarak oraya bu otobüs Başakşehir ile Bahçeşehir'i karıştırmıştı. Yani izah etti, ondan indirdi, şey bindi. senin otobüsün bu diye yardımcı oldu. İnan çok sevindim. Niye? Artık o bayan e, Müslüman kesime karşı kötü düşünemez ve en azından varsa bir duygusu kırılmıştır. Çünkü bu ülkede ne yazık ki namaz kılmayanlar, namaza da namaz kılanlara da tavır almaya başladılar. Aksi de var mı? Var. Onu da gördüğüm için söyleyeyim. Üsküdar'da bir kızcağız, tesettürlü bir kızcağız, başı açık mı? Başık demeyeceğim. Tek kelimeyle kokana. Herhalde 60 yaşlarında var. Kokana birisine tarçı ellerinde fazlaca yük var. Caddenin karşısına geçirmek için teyze yükünü ben taşıyayım dedi. İstemiyorum sizi de istemiyorum. Yardımınızı da istemiyor. Zıkkım kökünü iste diyesi geliyor adama. Yani onu da istemiyormuş, bunu da istemiyormuş. Ben yine de o teklifine de sevindim yani doğrusunu söylemek gerekir. Ama bu tipler de var olsun. Biz bize yakışanı yapmak zorundayız. Biz sıcak kanlı olmak zorundayız. Biz doğruyu yapmak zorundayız. Biz bize yakışanı yapmak zorundayız. İtici olma hakkımız yok. Yıllarca yaşadıklarımız sebebiyle, kaybettiğimiz hak mahrumiyetleri sebebiyle, itilme sebebiyle kaşlarımız çatık hale geldi ama şu gerçeği unutmayalım. Allah Resulü bizden daha acı günler yaşadı. Nice şehitler verdi. Nice işkencelere şahit oldu. Nice yakın akrabasından bile ummadığı acı sözler duydu ama Allah Resulü güler yüzlüydü, kaynaşıcıydı. Hani Abdullah İbni Selam ne diyor Peygamber Efendimiz'e daha tanı, uzaktan görünce? Vallahi şu sima yalan söyleyen bir insanın siması değil diyor. Bu kadar bile ona yetiyor, biz öyle olmak zorundayız, kaynaşıcı olmak zorundayız. Muaz İbni Cebel'i e tarif eden insanlar da yani görünce kendisiyle konuşanız, davranışına dost olasınız gelirdi ifadesini kullanıyorlar. Cenab-ı Allah ecirlerini hepsini ziyade eylesin. E, vurgu bile bizim bu vurguya bile ihtiyacımız var. Tabiinden olan Yezid İbni Kuteyb anlatıyor. Tabiinden yani sahabeyi takip eden nesilden birisi anlatıyor. Humus'ta diyor bir camiye girdim. Humus nerede? Şimdiki Suriye'de. Aynı zamanda Halid İbni Velid radıyallahu anh biliyorsunuz yani Humus'ta yatıyor. Caminin içinde kıvırcık saçlı bir genç vardı. Muad İbni Cebel radıyallahu anh saçlarının çok keskin siyah olduğu ve kıvırcık olduğuna dair bilgiler geliyor. Beyaz simalı kıvırcık siyah saçlı olduğu var. İnsanlar çevrede toplanmıştı, konuştukça sanki ağzından nur çıkıyor, ifadeler ona ait. Yani ben sadece tercüme ediyorum, ağzından nur çıkıyor, İnciler dökülüyordu diyor. Bu kim diye sordum, Muaz İbni Cebel dediler diyor. Bir tabi gencinin, ilim yolundaki bir gencin, onun hakkındaki ilk görüşteki kanaatlerini e, aktarmış oluyoruz. Yine Yemen asıllı Ebu Müslim el-Havlani isimli yine tabiinden bir nesil e, anlatıyor. Dımaş Camii'ne girdim. Dımaş neresidir? Bugün bizim Şam diye adlandırdığımız şehirdir. Şehrin adı budur. Şehrin adı budur. Şam daha önce zaman zaman söylüyorum. E, Nerenin adıdır? Bütün bölgenin yani Suriye'yi içine alan, Lübnan'ı içerisine alan, Ürdün'ü içerisine alan... Hatta Filistin'in bir bölümünü içerisine alan geniş bölgenin adıdır. Bizdeki Anadolu gibi bir tabirdir yani Şam tabiri. O yüzden Ürdün'e gidene de, Amman'a gidene de, bazen hatta Kudüs'e gidene de, bölgeye gidene Şam'a gitti ifadesi kullanılır. Yanıltıcı olmasın hepsi dımaş şehrine gitmiyor. Yani ticaret kervanları Şam'a gider gelirdi derken Dıma şehrine gider gelirdi anlamayınız. O bölgeye giderdi gelirdi manasındadır. Bunun içinde dımaş da var mı? Evet de var. Ama dımaş kelimesi kolay bir kelime değil. Şam kelimesi çok kolay. Bizinkiler de kolayı kolay severler. Hüseyin'i isin yaptıkları gibi. Hüseyin is, isin hatta, hatta Nasrettin Hoca oğlunuzun adını ip koymayın. Millet kullana kullana ip olur demiş. Onun gibi kullana kullana Ramazan kelimesi ırk olabiliyor. Ee, ır bazen ekleme de yapıyorlar. Çoğaltıyorlar. Ramazan gibi. Iramazan, Ramazan gibi çoğalıyorlar. Mehmet kelimesi, Muhammed kelimesi Mehmet'e, Mehmet'e, Mehmet'e Mehmed'de dönüşe, Mehmet'in de Memo'ya dönüşebiliyor. Geri döndük. Evet, Dımaş Camii'ne girdim diyor. İçeride bir ilim halkası kurulmuştu. Halkada daha çok Resulullah'ın ileri gelen yaşlardaki sahabileri vardı. İlmi müzakere yapılıyorlar. ilmi meseleleri tartışıyorlardı. İçlerinde kara kaşlı, sürmeli gözlü, dişleri son derece parlak bir delikanlı vardı. Meseleler iyice karıştırınca, ayıklanamaz hale gelince, fikir birliği oluşamayınca bu gence soruyorlardı. Genç nasıl e, ona izah ederse asla ona karşı çıkmıyorlardı. Onun sözünü temel kabul edip son çözümü daima o getiriyor. Son sözü karışık hallerde daima o söylüyordu. Herkes de onun sözüne itimat ediyordu, değer veriyordu. Dayanamadım bu kim diye sordum. Muaz İbni Cebel dediler diyor. Diğer sahabilerin hatta yaşlı sahabilerin bile ona nasıl baktığını, nasıl değer verdiğini biliyoruz. Bütün bunlar Hazreti Ömer devrinde Hazreti Ömer Ebu Derda ile Muad İbni Cebel'i yeni fethedilen Şam bölgelerine üstad olarak aynı zamanda kadı olarak Onlara İslam'ı öğretsin diye göndermiştir. O zaman yaşanan hadiselerden bir örnek aldık. Şimdi Hazreti Ömer'in güzel sözüne dönüyoruz. Yeniden eh, Muad radıyallahu anh'ın hayat seyrine bir dönüş yapacağız. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki kadınlar Muaz gibisini doğurmaktan acizdir. Muaz olmasa Ömer helak olurdu diyor. Bunun sebebi şu. Hazreti Ömer de Ebu Bekir Hazretleri gibi mutlaka yanında bir şura bulundururdu. Yani sahabinin ileri gelenlerinden bir istişare heyeti bulundurdu. Meselelerde sık sık onlarla istişare ederdi. Yine aynı şekilde Hazreti Ömer de Abdullah Mesud'dan, kaynaklanan yine Hazreti Ali'nin içerisinde olduğu, Hazreti Osman'ın içerisinde olduğu, Muaz'ın içerisinde olduğu, demin dediğim gibi en büyük danışmanlarından birisi Abdullah İbni Mesud'dur. Onun içerisinde bulunduğu, Sa'd İbni Vakkas'ın içerisinde bulunduğu, cennetle müjdelenen sahabenin içerisinde bulunduğu bir heyet bulundurur. Onlarla istişare ederdi. Muaz kaç meselesini çözdüyse veya hallettiyse, danıştıysa Muaz olmasa Ömer herak olurdu diyerek ona olan takdirini aynı zamanda sevgisini dile getiriyor. Sonraki yıllarda e zaten Hazreti Ali de diyor ki Ebu Bekir'in yanında sayı onlar 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 vardı. Kendisinin de sayı içerisinde. Ömer'in yanında böyle bir ekip vardı. Onlar Osman'ın yanında bu ekip olmaya çalıştı, gayret etti. Ben hepten yalnız kaldım şeklindeki o şuuranın, o şuuradaki kıymetli elemanların, o derecedeki elemanların olmayışını e, biraz garipliği, yalnız kalışına doğru sevk eden bir kusur olarak yani zikreder. Bu insanlar ne yazık ki benim yanımda şu anda yok duygusunu dile getirir. Evet. Muad radıyallahu bir taraftan ilim meclislerinde olduğu gibi aynı zamanda cesur bir insandı ve bütün cihatlarda Bedir'den başlayarak Bedir'de biliyorsunuz daha 22 yaşlarında 22 gençliğin baharındadır bütün cihat meydanlarında Bedir'den başlayarak istisnasız tamamında vardı. Dikkat çekici bir hadise daha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani Medine'yi i Münevvere fethedildiğinde, hicret edildiğinde, birbirine aynı zamanda İslam'a gönlünü açtığı manasındaki fetih diyor, gönlünü İslam'a açtığında Ensar'dan olan insanlara muhacirden olan insanları kardeş ilan edilmişti. Neden? Çünkü <laughs> Ensar geri yurdu olmadan gelen kardeşlerine kucak açmıştı. Ama bazen bir insana herkes yoğunlaşabilir. <laughs> diğer insanlar dışarıda kalabilir. Herkes bir insan gözüne dikkat eder, onunla ilgilenir. Belki de Allah Resulü bunu önlemek için herkesin mesul olduğu bir nevi muhacir olsun diye muhacirle ensarı kardeşi ilan etmişti. Böyle onca ne yapıyorsunuz? Hepiniz yani kendini kardeş ilan ettiğin insanla ilgileniyorsun, diğerlerine de yardım ediyorsun ama daima kendi kardeşini unutmuyorsun. Bu kardeşlik ilanı sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Muad İbni Cebel ile Abdullah İbni Mesud'u kardeş ilan etmiştir. Bunu zaman zaman söylüyorum. Kardeş ilan edilenlere dikkat ettiğinizde birbirlerine andırdıklarını ve birbirlerine benzediklerini, sonraki yıllarda da birbirine benzediklerini görürsünüz. Hazreti Ömer'in ağabeyi olan Zeyd İbni Hattab mesela Ma'n Ma İbni Adi diye bir Medineli kardeş ilan ediyor. İkisi de Yemame'de onlarda şehit düşmüşlerdir. İkisi de net tavırlı insanlardır. Baktığınız zaman hayret edecek şekilde Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'nın kardeş ilan ettiği gibi Medine'deki şimdi çok lüzumsuz tezler veriliyor incelenmeye. Kardeş ilan edilenlerin özellikleri üzerine bir tez hazırlansa çok ciddi ve tatlı hatıralar ortaya çıkacağını ben şahsen inanıyorum. Çalışmalar da bu yönde yapılmalı yoksa hadislerin birbiriyle çelişkileri, yok şudu yok buydu gibi, Hazreti Ömer'in Hazreti Ebu Bekir'le anlaşamadığı konular gibi, İslam'ı yaralamak hedefli ve gayri verilen değil, bu nevi yardım edecek, hizmet edecek güzelliklerin paylaşması çok daha hayırlıdır, incelenmesi, araştırılması hayırlıdır. Geri döndük, Abdullah İbni Mesud ayrı bir fıkıh otoritesidir, zirvesidir, Yine aynı şekilde Muaz İbni Cebel radıyallahu anh fıkhi kabiliyeti son derece yüksek. Allah Resulü'nün bile helal ve harama ümmetimin içerisinde en iyi bilen Muaz İbni Cebel'dir dediği bir insandır. İkisi de fıkıhta zirvedirler. Geri döndük. Yalnız kaynaklarımızda bir şey daha var. Peygamber Efendimizin Cafer radıyallahu anh ile kardeş ilan ettiğine dair de bilgi vardır. Yani Muaz İbni Cebel hem Abdullah İbni Mesud'la kardeş ilan edilmiştir hem de Cafer'le kardeş ilan edilmiştir. Yani hiç iki kardeşle ilan edilen var mıydı diye sorulacak olursa nadiren var. Nadiren var ama şöyle geri geri döndük şimdi. Cafer radıyallahu anh Medine'ye ne zaman geldi? Hayber'in fethinde geldi. Yani uzun yıllar sonra geldi. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra gelmedi. Medine biliyorsun Hayber'in fethi epeyce uzun yıllar sonradır. Peygamber Efendimiz yani ondan sonra Hayber'in fethinden sonra dört yıl hayatta kalmıştır. Bu dünyada kalmıştır. Dolayısıyla yani Hicri altıncı yıllarda yani olmuştur. Anlaşılan odur ki yani Peygamber Efendimiz Medine'de kardeş ilan edildiği günlerde Muad İbni Cebel radıyallahu anh ile Abdullah İbni Mesud'u kardeş ilan edilmiştir. Daha sonraki yıllarda giderek muhacirler kendilerine toplamışlardır. Kardeşlerine muhtaç olmamak için onlar da gayret etmiş, kardeşine yardım etmiştir. Hatta sonraki yıllarda Abdurrahman İbni Avf gibi zenginliği artan, Medineli kardeşine o yardım eder hale gelen insanlar da vardır. Ama yani teker teker, üçer beşer ne olur kendilerini kardeşlerinin e, devamlı riayetinden kurtaran, sana benim kardeşliğin yeter, senin kardeş bildim, bu benim için en büyük mükafattır diyen, kardeşine yük olmamak için çırpanı insanlar kendi kendini idare eder hale gelmişlerdir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da bu hale gelmiştir. Artık Muad İbni Cebel'in onu takip etmesi gerekmiyor. Bir de Muad İbni Cebel demin dediğim gibi elindeki zaten herkese bir yediriyor. Elinde doğru düz bir şey kal kalmıyor. Anlaşılan odur ki e, Habeşistan'dan döndükten sonraki yıllarda da Peygamber Efendimiz onu kiminle kardeş ilan etmiştir? Cafer radıyallahu anh'la kendi çok sevdiği, gelince çok sevindiği, Hayber'in fethine mi sevineyim yoksa Cafer'in gelişine mi dediği bu Cafer'i kardeş olarak kimi uygun görmüştür? Peygamber Muaz İbni Cebel'i e uygun görmüştür. Bu bile Peygamber Efendimiz'in Muaz'a duyduğu ayrı sevginin ve muhabbetin bir alametidir. Yine Peygamber Efendimiz Tebuk'den döndükten sonra Muad İbni Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e göndermiştir. Muad İbni Cebel'in Yemen'e gönderilişi oldukça meşhurdur. Özellikle hemen hemen bütün usulü fıkıh kitapları ona ayrıca bir zikreder. Yalnız Yemen'e Muad İbni Cebel çok defa Yemen'de yeni fethedilen şehirlerden birine vali olarak gönderildiği zannediliyor ise de Muad İbni Cebel radıyallahu anh Yemen'e vali olarak değil, hakim olarak yani mahkemelerde hüküm verecek insan olarak aynı zamanda bu bölgelerde Kur'an-ı Kerim tilavetini yayacak insan olarak tebliğci olarak kari olarak, imam olarak, örnek insan olarak gönderilmiştir. Daha önce paylaşırken bir şey demiştim. Peygamber Efendimiz iki insan için Medine'den ayrılarak uzun uzun yürümüştür uğurlarken. Bunlardan birisi kimdir? Muad İbni Cebel radıyallahu anh'tır. Bir diğeri de Zeydül Hayır'dır. İslam'da az ömrü olan ama geride çok büyük hatıra bırakan Zeydül Hayır'dır. Efendimiz onunla da uzun uzun yürümüştür. Zeyd de aynı zamanda Muad İbni Cebel de daha sonra gönderirken heyetiyle beraber gidiyor. Muaz'ın mahiyetinde heyet de var. Onlarla beraber giderken uzun uzun yürümüştür. Onlarla sohbet etmiştir. Muaz radıyallahu anh'ı uğurlama noktasında durduğunda kucaklamıştır ve ona Muaz demiştir. Belki bu yıldan sonra bir daha beni göremezsin. Mescidime gelirsin, kabrimin başına gelirsin, benim için dua edersin deyince Muaz gözyaşlarına boğulmuştur. Çünkü anlamıştır ki Peygamber Efendimizi bir daha göremeyecek. Nitekim öyle olmuştur. Peygamber Efendimizin vefatından sonra bazı kaynaklara göre Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinin sonuna doğru bazı kaynaklarda Hazreti Ömer devrinde yeniden Medine'ye geldiği, Peygamber Efendimiz'in evet mescidine ve kabrine geldiği, ikinci defa orada gözyaşı döktüğü bilinen bir hakikattır. Efendimiz'i bir daha görememiştir. Ama bundan önce, Yemen'e gönderilmeden önce, bu uğurlanma sahnesinden önce, Peygamber Efendimiz Muad İbni Cebel'e o meşhur soruları yöneltmiştir. Muaz demiştir. Yemen'e gidiyorsun. Orada insanlar arasında hükmedeceksin. Neyle hükmedeceksin diye sorulduğunda ne demiştir? Allah'ın kitabıyla demiştir. Muaz demiştir. Allah'ın kitabında yaşanan hadiseyi bulamadığın olmuştur. O zaman ne yapacaksın? Şey olarak o zaman Allah Resulü'nün sünnetiyle demiştir. Muaz demiştir. Bazen Allah Resulü'nün sünnetinde de bulamadığın olacak. O zaman ne yapacaksın diye sorduğunda Ya Resulallah aklımla hükmederim ve la alu. Çaresiz kalmam demiştir. Muaz daha da önce de söylediğim gibi keskin zekalı bir insandır. Yani Allah'ın kitabında hükmederim. Resulullah'ın sünnetinde hükmederim. Evet. Peki yani onlar da bulamazsan ne demek? Yani bir nevi peygamber efendisi ona ne diyor? Muaz diyor. Sen Yemen'e gideceksin. İslam'ı temsil eden bir insan olarak gideceksin. İslam'da ne varsa biliyor konumda bir insan olarak gideceksin. Öyle bir hadiseyle karşılaşacaksın ki bu Kur'an'da Ali açık hükmü yok. Bunun sünnette açık hükmü yok. O zaman ne yapacaksın diye. İslam'ı onlara çaresiz mi göstereceksin? Çözüm bulamayan bir noktada mı göstereceksin demek istiyor. Muaz radıyallahu anh ne diyor ki? Ya Resulallah ben aklımla hükmederim. İslam'ı onların karşısında çare bulamamış bir konuma düşütmem diyor. Bu son derece önemlidir ve kıymetlidir. Ve Peygamber Efendimiz sevilmiştir. Allah'ın Resulünün Resulünü, elçisinin elçisini muvaffak kılan Rabbime hamd ederim diyerek sevincini belirtmiştir. Ancak bu hadis bugün mücerret akıl manasında areyhe kullanılıyor. Yani ne olmalıdır? Akıl ön plana geçmez. Akıl ayetin önüne geçemez. Akıl sünnetin önüne geçemez. Geri döndük. Muaz ne diyor? Allah'ın kitabıyla diyor. Sonra Resulullah'ın sünnetiyle, sonra akılla. Ancak bir şey daha var. Bitmedi. Bitti mi? Bitmedi. Nasıl bir akılla? Kuru bir akılla mı? Kuru bir cimreslik düşüncesiyle mi? İçinde Allah'ın ayetlerinin tamamı bulunan bir akılla o güne kadar vahyedilenlerin tamamı var o aklın içinde. Allah Resulü'nün sünneti var o aklın içinde. Resulullah'la beraber yaşamanın getirdiği tecrübe, alışkanlık ve bilgi var o aklın içerisinde. Yani şöyle diyeyim. Muad İbni Cebel radıyallahu anh. Şimdi Resulullah bu makamda olsaydı, böyle bir hadiseyle karşılaşsaydı nasıl davranırdının bilgisini tecrübesinde taşıyor. Böyle bir akıl, işte İslam'ın istediği akıl. Akıl gerçekten büyük bir nimettir. Ama bazen esen rüzgarların, bazen günümüzde hani diyorlar ya mahalle baskılarının ve insanlığın meydana getirdiği kamuoyu baskılarının, bazen nefsin, bazen arzu ve hırsların, bazen iştihaların baskısı altındadır. Hani derler ya lokmayı leziz, leziz lokma canı azizden evladır. Yani sıhhatıma zararlı ama çok tatlı geliyor diyor. Biliyor dayanamıyor. Akıllı nedir? Leziz lokma iştah neyin önüne geçiyor? Aklın ve iradenin önüne geçebiliyor. Haliyle öyle değil. Ne olacak? Vahyin yönlendirdiği, Resulullah'ın sünnetinin yönlendirdiği bir akıl olursa meseleyi bulur, çözer ve hem insanlığın hayrına hem de İslam'ın hayrına adım atmış olur. İstenen akıl, emredilen, tavsiye edilen budur. Hiç önünden, sağından, solundan haberi olmayan tecrübesiz bir insanın veya bilgisi az olan bir insan vereceği kararla yaşamış, tecrübe edilmiş, bilgi birikimi yerinde olan bir insanın verdiği karar hiçbir zaman bir değildir isabet oranı da asla aynı isabet oranı olamaz. Bunu çok defa değerlendiren hayatın içerisinde bunun inanın binlerce örneği vardır. Muaz radıyallahu anh'ın bu hadisi oldukça maruf ve meşhurdur. Ama bu hadis böyle anlaşılmalıdır. Haşa akıl ne Allah'ın kelamının veya Resulullah'ın sünnetinin önüne geçti manasına elbette ki değildir. Böylece Yemen'e gitmiştir. Yemen'e gittikten sonra da Medine'yi, i Münevvere yıllar sonra dönmüştür. Allah Resulü'nün mescine de, kabrinin başına da evet gelmiştir. Hazreti Ömer'in hilafeti devresinde Hazreti Ömer onu kilap oğullarına göndermiştir. Geniş bir kabileye göndermiştir. Oraya varacak. Orada devlet görevlilerine ya maaşlarını, istihkaklarını verecek, oradaki insanlara dağıtacak. Ayrıca oradaki varlıklı insanlardan aldığı zekatları yoksullarına dağıtacak. Kısaca zekatı organize edecek, aralarında hükmedecek, yine onlara önderlik, örneklik edecek ve gerisin geri dönecektir. Bu da tatlı bir hatıra olarak anlatılır. Muad İbni Cebel radıyallahu anh'ı anlatırken gitmiştir üzerine düşen vazifeleri yapmıştır. Herkesi kendisine hayran bırakmıştır. Yemen'de olduğu gibi hayran bırakmıştır. E, zekatları almıştır. Muhtaç olanlara dağıtmıştır. Milletin gönlünü hem güzel sohbetleri hem cömertliğiyle hem sevgisiyle yoğurmuştur. Gerisin geri dönmüştür. Gerisin geri dönerken yani şunu söylüyorum gittiği zaman üzerinde ne varsa o vardır. Anlatırken şöyle anlatıyorlar. Boynuna bir şal atkı, atkısı vardı. O şal atkıyla gitti. Gerisin geri şal atkıyla döndü diyorlar. Başka hiçbir şey yoktu. Şimdi bir millet olarak siz düşünün. Şehrinize bir devlet görevlisi geliyor. Gelip o malları, mülkleri dağıtıyor. Verilmesi gereken maaşları, istihkakları veriyor. Sonra zenginden aldığını fakire ona veriyor. Birbirlerinin sevincini, hayra vesile hepsini yaşatıyor kendisi dünyalık namına bir iplik bile almadan oradan ayrılıyor. Şu anda resmi vazifelerimiz, kamuoyu görevlerimiz böyle olsaydı dünyanın çehresi değişik olurdu. Ülkemizin de olurdu, İslam aleminde çehresi değişik olurdu. En büyük sıkıntılarından birisi budur. Şimdi bu insanın kendi maaşını da almıyor, kendisi hiçbir şey almıyor. Geri dönüşte her zaman olduğu gibi hanım şikayet ediyor. Muaz diyor, hiçbir şey mi getirmedin? Hiçbir şey. Senin gibi göreve giden bir insanın bir maaşı olur. Gelirken de evlere bir şey getirir diyor. Kadıncağız haksız diyemiyorum. Ama Muaz'ınki gene de hoşuma gidiyor. Muaz radıyallahu anh'a böyle deyince Muaz radıyallahu anh yani hiçbir şey mi getirmedin deyince cevap veriyor yani şey olarak لَقَدْ كَانَ مَعِي رَكِيبٌ يَقِذٌ يُخْصِي عَلَيَّ diyor. Yanımda bir murakip vardı. Her yaptığım adımı, her yaptığım işi, her davranışımı kayda geçiriyordu diyor. Ben de hiçbir şey getirmedim. Kadıncazın kafasının tası atıyor. Allah Resulü sana güvenirdi sonuna kadar diyor. Ebu Bekir sana güvenirdi diyor. Ömer geldi diyor, seninle murakip mi gönderiyor diyor. Kızıyor. Öfkeyle evden çıkıyor. Doğru Hazreti Ömer'in hanımına o öfkeyle Allah Resulü Muaz'a güvenirdi. Peşine murakıp takmazdı. Ebu Bekir güvenirdi. Herkes ona güvenirdi. Ne oldu da Ömer güvenmedi? Ne gibi bir gibi güvensizlik diye patlayınca hanımca zaten o da bir şey bilmiyor. O da Hazreti Ömer'e diyor. Ya sen diyor Muaz'a murakıp mı gönderdin? Bu sefer Ömer tutuşuyor. <laughs> kızıyor. Geliyor Muaz'a. Muaz Allah'tan korktu ya. Ben seninle murakıp mı gönderdim diyor. Muaz radıyallahu ya ya Emir el-Mü'minin diyor başka bahane bulamadım diyor. Yanımda uyanık bir murakip vardı. Yakıldım diyor. uyanık bir murakip, her hiçbir şey yaptığımı kaçırmıyordu. Hepsini kayda geçiriyordu dedim diyor. Başka bahane'm yoktu. Deyince Ömer inceten o zaman düşüyor. Hangi murakibi kastettiğini, kimi kastettiğini o zaman anlıyor. Öfkesi yatışıyor. Ondan sonra gidiyor. Beytül Mal'den bir şeyler getiriyor. Git bunun hanımcağızın bir gönlünü al diyor. Ondan sonra yanıma gel diyor. Kısaca yapısı böyle yani Muaz radıyallahu anh'ın derinliği yapısı böyle. Hiçbir iplik bile almadan çıkmış eve geri gelmiş aylar süren bir yolculuktan sonra. Şimdi yapılsa şimdi bile daha yer gibi geliyor bana da. Evet. Daha sonraki günlerde demin de dediğim gibi Hazreti Ömer radıyallahu anh onu Filistin ve Şam topraklarına göndermiştir. Asıl vazifesi tekrar ediyorum tebliğdir. İslam'ı öğretmektir. Onlara Kur'an-ı Kerim öğretmektir. Güzel okumayı aynı zamanda öğretmektir. Tedebbürle okumayı öğretmektir. Onlar İslam'ı temsil ederek diyar diyar dolaşmaktır ve gönüllere İslam'ı sindirme vazifesi Bu inanın çok son derece önemlidir. Bunu şunun için söylüyorum. Yeni ülkeler fethediyorsunuz. Bir anda Şam gibi geniş topraklar sizin oluyor. Irak sizin oluyor. Suriye'nin bütünü sizin oluyor. İslam hududu bizim Anadolu topraklarına kadar dayanıyor. Ve İslam hududu Irak'ta, İran bölgelerinde ilerliyor. Ve İslam hududu Kuzey Afrika'ya kuşatıyor. Binlerce insan İslam'a yeni giriyor. Bu insanların önüne İslam'ı öğrenen, yaşayan, İslam ruhunu aşılayan, yaşatan, işte Müslüman böyle olur. İnsan vermek ve onları İslam'a ısındırmak ve ruhen hazırlamak zorundasınız. Bunu şunun için söylüyorum. Daha sonraki yıllarda İslam büyümeye devam etti. Daha Hazreti Osman devrinde Kafkas dayandı. Çin Settin'e dayandı. Bu çalışmanın yapıldığının eksikliğini ben hisseder gibiyim. Vallahi alem. Bu sefer ne oluyor? İslam'a girdiği halde Müslüman gibi davranmayan insanlar ortaya çıkıyor aynı edebi, terbiye, inceliği yaşamayan, hissetmeyen, duymayan, nasıl hareket edeceğini bilmeyen, bazen küstahça tavrılar sergileyen insanlar çıkıyor. Ben size şunu söyleyeceğim. Gerçekten kalbinde İslam ruhu, terbiyesi, edebi olsaydı acaba Kerbela'da hadiseler yaşanır mıydı? Bu ve benzeri sonraki yıllarda birçok hadise görüyoruz ki Mesela Seleme İbn Ekva bunlar Medine'de yaşanır mıydı duygusuyla Medine'yi terk ederek ömrünün son günlerini Rabaze'de geçirmiştir. Aynı zamanda sadece ne yapmayacaksınız? İnsanları İslam'a kazanmayacaksınız. O insanların davranışlarını, düşünce tarzlarını, ahlakını, edebini ve inceliklerini de İslam'a göre hazırlamanız gerekir. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunun için ayrıca görevlendirdiği insanlar göndermiştir. Tıpkı Peygamber Efendimiz'in gönderdiği gibi ve insanları kazanmak için çalışmıştır. Ama aynı zamanda Muad İbni Cebel Filistin ve Şam topraklarına gittiğinde zaman zaman Ebu Ubeyde'nin birlik komutanlarına ihtiyacını gördüğünde birçok orduyu da komuta etmiştir. Hem Hazreti Ömer'in görevlendirdiği vazifeleri yapmıştır. Hem bölgenin genel komutu olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh'a yardım etmiş. Onunla nice fetihlere katılmış nice cihat meydanında yer almıştır. Ebu Ubeyde radıyallahu anh daha sonra biliyorsunuz bölgede bulunan salgın hastalığa o da yakalanmıştır. Hatta Ebu Ubeyde Hazreti Ömer'in en çok sevdiği sahabilerden birisidir. Hazreti Ömer onu o derece sever ki eğer Ebu Ubeyde İbni Cerrah hayatta olsaydı o da çok güzel simalı, güzel konuşan, güzel ahlaklı bir insandır. Yumuşak mizaçlı birisidir. O olsaydı halifeliği kime bırakacağımı düşünmezdim demiştir. O derece şey yapıyor. Ve Ebu Ubeyde yine salgın hastalığa yakalanıp da kaybetmeyim duygusuyla Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı Medine'ye çağırmıştır. Sana ihtiyacım var gel diye. Ama Ebu Ubeyde niçin çağrıldığını biliyor. Hazreti Ömer'e asla itiraz etmeyen birisidir. Ama ilk defa itiraz ediyor. Bu durumda ordumu bırakıp da burada gelemem beni mazur gör. Sen anlıyorum kaderden kaçılamayacak birisini kaçırmaya çalışıyorsun. Ama beni mektubumu aldığın anda görevden al. Beni kendi halime bırak. Askerimi burada bırakarak ben dönüş yapamam. Hakkını helal et diye bir mektup yazmıştır. Hazreti Ömer mektubu okuyunca gözyaşlarını tutamamıştır. Onun ağladığını görünce yoksa Ebu Ubeyde'ye bir şey mi oldu, öldü mü diye sorulduğunda ölmedi ama ölüm ona çok yakın demiştir. Hazreti Ömer'in tahmin ettiği gibi Ebu Ubeyde radıyallahu anh hastalanmış ve ölümündeki tavsiyeleri, ölümü bile güzeldir güzelliğinin arkasından son sözü Muaz İbni Cebel'e doğru dönerek Muaz insanlara namazı sen kıldır olmuştur. Muaz İbni Cebel'e namazları sen kıldır ne demektir? O günün dilinde doğrusu olan artık ordu komutanı sensin. Bu bölgenin komutanı sensin demektir. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh da komutayı ondan devralmıştır. Orduyu zaferden zafere o da taşımıştır. Ama aynı yıl bitmeden o da hastalanmıştır. Son demlerinde bir başka vefat güzelliğini de o sergilemiştir son anlarında kıbleye doğru yönelerek söylediği mısralar meşhurdur. Merhaben bil mevti merhaben, zâirun câe ba'de gıyâb ve habibun ve feda alâ şevk demiştir. Nedir? Ey beklenen ölüm, hoş geldin, sefa geldin. Uzun yıllar ortada yoktun, bugün kapıma geldin. Şevkle beklenen bir dostun, beni alıp götürmeye geldin diyor. Ölümün bu kadar rahat, bu kadar kolay, bu kadar teslimkar taşınması kolay bir hadise değildir. Arkasından çok güzel konuşmaları vardır. Yani şu olarak bu dünyadan ayrılmış gitmiştir. Ümmete de dualar ederek gitmiştir. Vefat ettiğinde inanın gencecik bir yaşlıdır. Bütün bunları anlayınca insan epey uzun yaşadığını zannediyor. Büyük bir ihtimalle vefat ettiğinde 34 yaşındadır. Birçok kaynak 31 diyor, 32 diyor, 33 diyor, en yüksek rakam söyleyen 38 diyor. 38 yaşında da ölse genceciktir, 32 yaşında ölse de genceciktir. 34 yaşı herhalde bunlar rivayetlerin arasında en güçlü görünendir gencecik bir çağda. Geride bu nevi hatıralar bırakarak ümmetin en iyi helal ve haramını bilen en büyük karilerinden biri olarak tarihe adını nakşettirmiştir. Güzel ahlakı, güzel konuşması, güzel tavrı, sıcak tavrıyla gönüllerde taht kurmuş olarak bu dünyadan ayrılmış gitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onunla sevdiğini biz biliyoruz. Bir hatırasını söyleyeyim. Bir gün giderken arkadan peygamber yetişmiş, elini Muaz İbni Cebel'in omuzuna atmış, Muaz Allah için ben seni çok seviyorum demiştir. Arkasından namazların peşinden Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husn ibadetik. Ya Rab sana namazı hakkıyla eda etmek için, seni hakkıyla zikredebilmek için ve sana hakkıyla şükredebilmek için bana yardım et diye dua et demiştir. Peygamber Efendimiz'in hem sevgisini dile getirisi hem tavsiyeleriyle hem elini omzuna ataşıyla nasıl sıcaklık duyduğu ve takdir ettiği yine diğer hadislerden hayatın akışı içerisinden zaten anlaşılıyor. İbn Mesud radıyallahu anh Muaz hakikaten kendisini Halilur Rahman'a benzettiğimiz bir insandı. Halilur Rahman derken cömert, cömertliğiyle dillere destek olan İbrahim Aleyhisselam'ı kastetiyor. Biz onu ona benzetirdik diyor. Yine arkasından yine Halilur Rahman için yani e, kullanılan inne muaden ganiten lillahi bütünüyle kendini Allah'a teslim eden hanifen imanına hiçbir pürüz karıştırmayan Tevhid inancını bütün berraklığıyla taşıyan bir insan idi. Müşriklerden uzak duran berrak bir yapısı vardı der ve kardeşini hayırla yad eder. Onunla ilgili daha birçok güzel söz vardır. Bu aziz sahabeyi bu kadarla özetliyoruz ama tekrar dönüyoruz sahabilerin konuları en iyi toplayıp derleyen, sonunda hüküm verme konusunda en net tavır alan fıkhi incelikleri çabuk kavrayıp çabuk aktaran, süzüp netice çıkarmasını bilen fıkhi kabiliyeti, kıraat kabiliyeti yüksek olan Allah Resulüne sadakatle bağlı olan aziz sahabilerin en önde gelenlerindendi. Cenab-ı Allah ecne ziyade eylesin, ecne ecir katsın. Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzerinize olsun.